Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Gücün zirvesinde Osmanlı'yla karşınızdayız. Mükemmel bir konu sizi bekliyor. Yani arkadaşlar Osmanlı Devleti bu konuda tap noktaya ne yapacak? Ulaşacak. Peki kimler Osmanlı Devleti'ni tap noktaya ulaştırdı? Hadi gelin birlikte bundan bahsedelim. Şimdi kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar dersimizde neleri göreceğiz? 8 yılına 80 yıllık bir icra sığdıran Yavuz Sultan Selim Han'ı ve tabii ki Yavuz'un mükemmel olduğu ve Avrupa'yı tir tir titretecek olan Kanuni Sultan Süleyman'ı işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak hemen şöyle kısaca bir geçelim. Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz ki 1512 ve 1520 yılları arasında Osmanlı tahtında kalıyor. Babası 2. Beyazıt'ı zorla tahttan indirmiş ve hatta babası ona bir beddua etmişti. Dedi ki kılıcın keskin, ömrün kısa olsun diyecekti. Nitekim de arkadaşlar kılıcı keskin, ömrü de kısa oldu Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Memlüklere bağlı olan Drukadiroğlu Beyliği ile hangi savaşı gerçekleştirdi? Turna Dağ arkadaşlar savaşını gerçekleştirecek. Peki dikkat etmen istiyor Tonguç. Neye dikkat etmek gerekiyor? Turna Dağ Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemi nedir diye sana sorduğunda hemen şunu söyleyeceksin. Anadolu Türk arkadaşlar siyasi birliği ne diyeceksin? Kesin olarak sağlandı. Bak unutma hocan sınavda sordu. Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak hangi savaşta gerçekleşmiştir derse unutmuyorsun. Dulkadiroğlu Beyliği ile yapılan Turna Dağ Savaşı'yla Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır. Hatırlayın Beyazıt döneminde bir isyan çıkmıştı Şiiliği yayabilmek için. Hangi isyandı bu? Şahkulu ayaklanmasıydı. Şahkulu ayaklanması sonrasında arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Han bir yere doğru sefere çıkacaktı. Ama bu sefer neresiydi? Arkadaşlar Çaldıran Savaşı olacaktı. Ama onun öncesinde bir seferi daha görmemiz lazım. Peki hangi sefer dersek? Mısır Seferi. Mısır Seferinde Memlük Sultanı Gansu Gavri ordusunu toplayarak Suriye'ye doğru hareket ettiğini duyacak Yavuz Sultan Selim. Bunun üzerine arkadaşlar Şah İsmail'in yardım ettiğini ve Osmanlı'nın arkadan vurma tehlikesini bulduğunu düşünen Yavuz Sultan Selim hemen yönünü Halep üzerine doğru çevirir. İki ordu 24 Ağustos 1516 yılında Halep bölgesinde Merci Dabık Odası'nda savaşa karşılaşacaklar. Yavuz Sultan Selim ordularıyla öyle bir zafer kazanacak ki Memlükler neye uğradığını şaşırdılar. Ve Merci Dabık Savaşı'nda Memlükler yenen Osmanlılar Suriye, Filistin bölgesini hakimiyetine almışlardır. Akabinde Ridaniye Savaşı gerçekleşir Memlüklerle. Nedir peki? Bu Ridaniye Savaşı ile birlikte Filistin, Irak, Hicaz ve Mısır Osmanlı topraklarına katılırken artık bir diğer Türk devleti tarih sahnesinden çekilir. Peki kimdir o? Memlük Devleti. Memlük Devleti'nin arkadaşlar tarih sahnesinden çekilmesiyle de birlikte Osmanlı'da artık farklı olaylar gerçekleşir. Peki nedir bu farklı olay? Artık Türk dünyasının ve İslam dünyasının halifesi Yavuz Sultan Selim Han olacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti halifelik makamını ele geçirmesiyle birlikte Osmanlı teokratik yani dinsel bir yönetime ne yapmıştır? Geçiş yapacak. Tabii ki Hazreti Muhammed arkadaşlar veliahtları diye adlandırdığımız halifelerde Yavuz Sultan Selim bir lakap alacak. Peki nedir bu lakap dersek? Mekke ve Medine'nin hizmetçisi unvanlarını ne yapmıştır? Almıştır. Yine Mısır bölgesini fethetmemle birlikte bir yol Osmanlı Devleti'nin eline geçer. Peki bu yol hangi yoldur? Baharat yolu. Artık Osmanlı'nın elinde hem İpek yolu hem de baharat yolu Osmanlı'nın elindedir.
Tabii ki kutsal emanetler İstanbul'a getirilir. Peki kutsal emanetler dediğimiz şey ne? Peygamber Efendimizin hırkayı şerifi, Peygamber Efendimizin sakalı şerifi, Peygamber Efendimizin ayak izleri arkadaşlar İstanbul'a getirilecek. Ve bugün gittiğinizde arkadaşlar bunları rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz diyeceğiz. Aynı zamanda tabii ki arkadaşlar Yavuz sadece ama sadece nereye sefer düzenlemiştir? Doğu'ya sefer düzenlemiş. O yüzden diyeceğim ki Osmanlı'da arkadaşlar sadece Doğu'ya sefer düzenleyen tek Osmanlı neydir? Padişahıdır diyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Arkadaşlar Osmanlı'da sadece Doğu'ya sefer düzenleyen tek Osmanlı neydir? Padişah olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Öyle ki Doğu'nun zenginliklerini arkadaşlar Yavuz Sultan Selim tek tek doldurmaya başlar. Öyle bir fermanı vardır ki ben Sultanlar Sultanı Yavuz Sultan Selim Han. Devleti öyle bir hazinesini doldurdum ki devletin mührünü hazinesini benim mührümle mühürleyin. Lakin varsa benden daha iyisi devletin ve hazinenin mührünü onun mührüne mühürleyin diyecek. Nitekim Yavuz'dan sonra devletin hazinesi hiçbir şekilde böyle tıka basa bir şekilde dolmamıştır diyoruz değerli arkadaşlar. Nitekim bakın savaşlarını göreceksiniz. Şah İsmail'le hangi savaşı yapıyoruz? Şaldıran ve böylece doğudaki neyi önledik? Şiilik tehlikesini önledik. Yine Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla halifelik makamı kime geçti? Osmanlı Devleti'ne geçti ve Memlük Devleti ne oldu? Yıkıldı diyeceğiz. Yine Turnadağ Savaşı ile birlikte arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak ne yapmıştır? Sağlanmıştır. Yani adam 4 tane savaş yapmış. Bu 4 savaşla birlikte Osmanlı'nın temellerini çat diye yerine oturtmuştur. Bunu da bu anlamda ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Tabii ki Yavuz Sultan Selim Han arkadaşlar. Babasını zorla tahttan indirdiği için arkadaşlar tekrar çocuklarını da onu tahttan indireceği düşüncesi var. O yüzden de çocukların hepsini tek tek öldürmeye çalışıyor. Ama lakin arkadaşlar bir kişi kurtulacak. Kim? Süleyman. Yani dünyaya hükmedecek önemli bir kişi. Süleyman'a zehirli bir kaftan gönderir ama annesi buna engel olur. Yavuz Sultan Selim küçücük bir çıbağından hayatını kaybettikten sonra artık Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahta kalacak Osmanlı Padişahı tahta çıkacaktır. Topkapı Sarayı'nda şenlik düzenlenir. Bu şenlikte kim derdi ki 46 yıl devleti bir fiil yönetecek bir kişinin tahta çıkacağını. Avrupalılar ona Muhteşem Türk ya da Grande Türk adıyla almaya başlayacaklar. Kanuni sıfatını ise ilk defa 18. yüzyılda Rumen tarihçi Dimitri Cantemir arkadaşlar kullanmıştır. Kanuni yani adaleti ve nizamı sağlayan kişi olarak arkadaşlar ön plana çıkmıştır. Peki Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan Osmanlı Padişahı Kanuni kaç yıl devleti bir fiil yönetti dersek 46 yıl arkadaşlar devleti bir fiil yönetecek. Peki Kanuni tahta çıktığında bir takım sıkıntılar da ortaya çıkıyor mu? Evet, bir takım sıkıntılar da ortaya çıkacak. Osmanlı Devleti'nde 4 tane isyan göreceksiniz. Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Kalender Çelebi ve Babazun'un isyanlarını göreceksiniz. Canberdi Gazali bir Memlük komutanı ve tekrardan Memlük'ü kurmak istiyor. Ya yer mi Anadolu çocuğu arkadaşlar? Osmanlı güçlü bir hazineye sahip, güçlü bir orduya sahip. O zaman sizin bunu yenme olasılığınız var mıdır? Hayır. O yüzden de Canberdi Gazali isyanı başarısız oluyor. Normalde vezirlik statüsünün Ahmet Paşa'ya gelmesi gerekirken Kanuni diyor ki tipini beğenmedim o yüzden seni vezir yapmıyorum diyecek. Ve bunun üzerine Ahmet Paşa diyor ki hayırdır kim kimi yapmıyor diyecek arkadaşlar. Ve bunun üzerine Ahmet Paşa isyanı da elenecek. Yani Ahmet Paşa isyanı da başarısız oldu. Kalender Çelebi ve Baba Zünni'nin isyanları ise tımar olayından dolayı çıkan isyanlardır. Ve Kanuni bunları kısa sürede bastıracak. Bastırmasıyla birlikte dedesi Fatih'in alamadığı yere ilk seferini gerçekleşir. Peki Fatih'in karada alamadığı ilk yer neresi olacaktır? Belgrad'dır. 1521 yılında arkadaşlar Belgrad bölgesi
fethedilmiştir. Ve daha sonrasında 1526 yılında Macaristan bölgesine doğru yola çıkılır. Çok garip bir savaş gerçekleşecektir. Mohaç Meydan Savaşı'nda Macar ordusunun yarısı sarhoştur. Yine Macar ordusunun bir kısmı gece yarısında geldiğinde bir anda heyecanla Macar ordusu gece karanlıkta birbirlerine girmeye başlarlar. Kanuni Sultan Süleyman bir geldiğinde ise ordunun yarısının telef olduğunu görür. Ve 1526 tarihinde Mohaç Meydan Savaşı, dikkatinizi de çekeceğim, dünyanın en kısa süren savaşı olacak. Peki hocam kaç saat sürmüştür dersek de ya arkadaş topu topu 2 saat sürecek. Yani şöyle düşün, siz ileride arkadaşlar üniversite sınavına girdiğinizde sınava gireceksiniz, çıkacaksınız. Kanuni arkadaşlar bölgeyi fethetmiş olacak. Daha sonra arkadaşlar tabii ki bu dönemde Fransa'nın yardım istemesi üzerine 1529 yılında Osmanlı Devleti yelkenler biçilecek diyerek nerenin kapılarına dayanıyor? Viyana'nın kapılarına dayanmış. Fakat Viyana'nın kapılarına dayanmak pek de başarılı olamayacağız. Niye pek de başarılı olamıyoruz? Birincisi kuşatmaya gerekli önemi vermiyoruz. İki, büyük o devasa topları Viyana'nın kapılarına götürmeyeceğiz. Aynı zamanda istenilen sonucu alma gibi bir derdimizin olmaması da Viyana kuşatmasının pek de başarılı olmamasına sebep olacak. Akabinde Almanya'ya doğru arkadaşlar 1532 yılında sefer düzenlenir. 1532 yılında o Alman seferi sonrasında Avusturya İmparatorluğu ya bir dur Kanuni lütfen dur ya diyecek. Kanuni diyor ki hayırdır ben sizle muhatap olmam. Sizle muhatap olursa padişahım değil sadrazamım muhatap olur diyor. Ve bunun üzerine Alman seferi sonrası Avusturya ile arkadaşlar İstanbul Anlaşması imzalanır. Peki hatırlayın kim muhatap olacaktı Avusturya ile? Osmanlı sadrazamı değil mi? İşte bu anlaşmanın önemi de aslında bu. Yani Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı siyasi üstünlük sağlamıştır. Peki ben bu üstünlüğü nasıl anladım? Çünkü Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır maddesiyle. 1535 yılında Fransa'ya diyorum ki gel bakalım buraya. Gel Fransa. Sana kapitülasyon veriyorum. Bakın kapitülasyon demek ne demek? Bir devletin başka bir devlete verdiği her türlü idari, iktisadi, mali ayrıcalıklar. Peki niye gücün zirvesinde yaşayan bir Osmanlı devleti küçük, garip, fakir bir devlet olan Fransa'ya kapitülasyon verme gereksinimi duydu? Aslında amaç belliydi. Aslında görünürde arkadaşlar ticareti canlandırmak vardı. Ama asıl hedef dedesi Fatih gibi bir şeyi gerçekleştirmekti. Neydi peki arkadaşlar? Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemekti. Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemeye çalışıyorum ve bu yüzden de arkadaşlar Fransa'ya ilk kez ne verdim diyeceksiniz. Kapitülasyon vereceğiz. Tarihler 1538 yılını gösterdiğinde arkadaşlar bizim için önemli olan bir komutan ortaya çıkmaya başlar. Akdeniz bölgesinde büyük bir korsan Hızır Paşa ya da arkadaşlar Denizler Fatih ya da diğer isminde Barbaros Hayrettin ya da diğer isminde Kızıl Paşa diye adlandırdığım bir korsan ortaya çıkacak. Bu korsan Cezayir bölgesine hakim bir kişi ve Akdeniz'de korsanlık yapmakta. Kanuni diyor ki ya ne yapacaksın oğlum diyor. Bak SGK'nı yapayım diyor. Aylık maaşını vereyim diyor. Ticket'ını vereyim. Yemeğini vereyim. Bir de sana güzel bir kızla evlendiririz diyor. Geçine gidersin diyor. Ne yapacaksın diyor. Hatta sana diyor kaptanı deryalık da vereceğim diyor. Barbaros da diyor güzelmiş. O zaman ben Osmanlı neyi olayım? Kaptanı deryası. Unutmuyorsunuz Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Yine geldik. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı donanmalarına katılmalarıyla mükemmel efsane deniz savaşlarının gerçekleştiğini göreceğiz. Peki nasıl efsaneler? Haçlılar cayır cayır Akdeniz'de bize saldırmaya karar verir. Yer mi Anadolu çocuğu diyecek Barbaros Hayrettin Paşa. Ve bunun üzerine arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında mükemmel bir savaş gerçekleşir. Peki dikkat et.
Peki bu savaşın adı nedir? Peki bu savaşın adı nedir dersek de aklınıza arkadaşlar Preveze Deniz Zaferi gelsin. Preveze Deniz Zaferi'nde Osmanlı ordusu ilk kez denizde Turan taktiğini kullanmış ve bu dönemde de Haçlıları ağır bir mağlubiyete ne yapmıştır? Getirmiştir. Preveze Deniz Savaşı'nın en önemli olayı 28 Eylül tarihi her sene Türk Denizcilik Günü ya da Türk Donanma Günü olarak ne yapılmaktadır? Kutlanılmaktadır diyeceğiz. Akdeniz'de büyük bir Türk hakimiyeti sağlanmıştır. Bakın unutmayın Doğu Akdeniz arkadaşlar ne haline geldi? Doğu Akdeniz tabii ki Türk Gölü haline ne yapmıştır? Geldi diyeceğiz. Peki hangi savaşla? Unutmuyorsun. Preveze Deniz Savaşı olarak ne yapmaktayım? Bilmekteyim. Daha sonrasında tabii ki yönümüzü doğuya doğru çevireceğiz. Irak-Hain seferini göreceksiniz. Kanuni'nin 2 yıl süren doğu seferi sonrasında Tebriz ve Bağdat ne yapıldı? Alındı. Böylece Bağdat ve civarında Osmanlı hakimiyeti başlamış ve burada Beylerbeyliği ne yapılmıştır? Kuruldu diyoruz. Yani aslında Beylerbeyliği dediğim şey nedir? Bir nevi eyalet olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. 1553 yılını gösterdiğinde ise Nahçıvan Seferi sonrasında ilk Osmanlı-Safevi Anlaşması arkadaşlar imzalanacak. Ben Osmanlı olarak uzatacağım. Diyeceğim ki ülkemin en güzel elmasını uzatıyorum sana. Peki gençler, Türkiye'nin en güzel elması nerede yetişir? Tabii sesinizi duyar gibiyim. Amasya'da yetişecek. O yüzden de biz Safavi Devleti ile hangi anlaşmayı imzalayacağız? Amasya Anlaşması'nı imzalayacaksın. Peki hocan sana soracak diyecek ki Amasya Anlaşması'nın özelliği nedir diyecek. Sen ne diyeceksin? Peki şunu söyleyeceğiz. İran ile Osmanlı arasında imzalanan ilk resmi ne diyoruz? Antlaşma diyeceksiniz. Bak tekrar söylüyorum. Amasya Anlaşması İran ile Osmanlı arasında imzalanan ilk resmi anlaşma olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Tabii ki arkadaşlar bu dönemde Hintli Müslümanlar zor durumdadır. Portekizler Hintlilere baskı yapar ve doğunun zenginliklerini ele geçirmeye çalışır. Ve Hintli Müslümanlar Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım ister. Ve bunun üzerine Osmanlı Devleti kollarını sıvamış ve Osmanlı Devleti'nde 4 tane Hint deniz seferini gerçekleştirme imkanını bulmuştur. Peki 4 tane gerçekleştireceğimiz Hint deniz seferlerini kimler yapmaktı? İlkini arkadaşlar Hadım Süleyman Paşa gerçekleştirmiştir. İkincisini Piri Reis, üçüncüsünü Koca Murat Reis ve dördüncüsünü ise Seydi Ali Reis yapmıştır. İşin garip tarafı Osmanlı bu seferlerde başarısız olmuştur. Başarısızlığın da bir cezası olur. Piri Reis'in arkadaşlar bu dönemde kellesi ne yaptı? Gitti diyoruz. Yani aslında sizin de söylediğiniz gibi rip mi olacak? Rip olacak abi. Öldü. Peki niye başarısız olduk Hint deniz seferlerinde? Birincisi şu. Genelde donanma teknolojisini siz neyinize göre yapmışsınız? Denizlere göre yapmışsınız. Ama sizin Akdeniz'e gidebilmeniz için ne yapmanız lazım? Okyanusları geçebilmeniz gerekiyor. Ama sizin donanmanız arkadaşlar neye göre yapılmamış? Okyanuslara göre yapılmayacak. Bu yüzden de Hint deniz seferleri başarısız olur. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar. Son seferi ne olacak peki dersek? Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi tabii ki Zigetvar seferi olur. Zigetvar'da o kadar artık yaşlanmıştır ki rivayete göre atın üstünde duramaz bile. Ama sefere gitmekten bir an olsun bile vazgeçmez. Ata bağlanmış Zigetvar bölgesinde arkadaşlar hayatını kaybeder. Ordunun morali bozulmasın diye çadırdan eli çıkartılır ve orduya selam durdurulur. Nitekim ordunun morali bozulmasın diye. Akabinde Zigetvar'da hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın organları boşaltılır ve bir anda İstanbul'a getirilir. Ve artık Osmanlı Devleti'nde o yükselme döneminin yerini 2. Selim alacaktır. Ya da tabi caizse sizin de bildiğiniz gibi Sarı Selim diyeceğiz. Sarı Selim artık saraydan çıkmaz. Osmanlı Devleti'nde söz sahibi olmamaya başlar. O yüzden de yükselen bir vezir ortaya çıkmıştır. Peki kimdir bu yükselen vezir? Tabii ki Sokulu
Mehmet Paşa. Sokulu Mehmet Paşa arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne ölene kadar yükselme gücünü ne yapmıştır? Göstermiştir. Tabii ki arkadaşlar bu kavramları ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Yine bu dönemde Kanuni dönemde Süleymaniye medreselerinin yapıldığını, yine önemli noktaların gerçekleştiğini unutmamak gerekmekte. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size güzel bir arkadaşlar ne bırakıyoruz? Ödüllü soru bırakıyoruz. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.